Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de çok çok iyiyim. Bugünkü video konum şöyle görmüş olduğunuz gibi lavabo evyesi. Ben bu lavabo evyesini nasıl temizleyeceğim? Sararmış bir lavabo evyesi. Yani evye derken bu mermer, şöyle görmüş olduğunuz üzere. Sararmış. Birazcık da hani kendinden sarı zaten. Öyle olunca hani sararınca da hani birazcık kötü duruyor. Ben de hazır böyle sararmışken bir video çekeyim dedim. Ama nasıl bir video olacak bu? Çamaşır suyusuz bir video olacak. Yani astım hastası olan insanlar bu tarz evyeleri, özellikle mermer evyeleri çok hani zor temizleyebiliyorlar. Sarartısını zor alabiliyorlar. Çamaşır suyu hani tabii ki daha kolay bir yöntem. Çünkü ağır bir kimyasal. Neyse ben şimdi baş kahramanlarımı göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere çiçeğim marka. A101'den aldım. Çamaşır sodası. Ben bu sodayı her türlü her yerde kullanıyorum. Çok amaçlı diyebilirim. Şimdi bunu bir güzel dökeceğim. Şöyle bir güzel yedireceğim diyeyim. Evet. Daha sonra şöyle elimde beyaz sirkem var. Bakın bildiğiniz tuz ruhu görevi gördü diyebilirim. Yani nasıl şu an nasıl sıcak size anlatamam. Bakın farkı görün. Aslına bakarsanız tek başına şey de kullanabilirsiniz. Hani olmak maksatlı. Ama tabii ki sirke daha iyi olacaktır. Yani ben artık çamaşır suyundan emekli ettim kendimi diyebilirim. Bakın farka bakın. Görüyor musunuz? Ya inanın çamaşır suyu artık beni astım adayı etmek üzere. Çünkü çamaşır suyu kullandığım zaman çok zor artık nefes alıyorum. Yani resmen güçlükle nefes alıyorum. Artık çamaşır suyu bana yaramıyor diyebilirim. Tabii birazcık ovmanız gerekiyor. Şu kısımları da atlamıyoruz. Tabii ki bu işlemi yaparken söyleyeyim size, eldiven kullanmanız gerekiyor. Çünkü şu an nasıl bir sıcak etkileşimi var size anlatamam. Bayağı bayağı bildiğiniz sıcak su gibi ama el yakan bir sıcak su kıvamında. Şöyle benim diş fırçam var, temizlik için olanından. Şu kısım için. Şu erimemiş olanları biraz daha eritmek istiyorum. Şu erimeyen kısımlara ben bir bol bol bir sirke dökmek istiyorum. Bu işlemi şey için de kullanabilirsiniz. Atıyorum lavabonuz tıkandı. Onun için de kullanabilirsiniz. Çok harika işe yarıyor gerçekten. Yani şuraya bir çay bardağı bir soda döküp üzerine de ya kaynar su ya da sirke dökebilirsiniz. İkisi de aynı şey olacaktır, emin olun. Evet, şimdi lavabo evyemi diş fırçalar gibi fırçalıyorum. Bakın aradaki farka şöyle bir kaydırın videomu. Şöyle en başına bir böyle bir geçin. Bakın videomun, bakın aradan ne kadar fark var. Özellikle şu kısım resmen ışıl ışıl ışıldadı diyebilirim. Ben hani siz söyleyin. Bu şeylerden işte çamaşır sularından, ağır kimyasallardan artık kendimi emekli ettim.
Yani kullanırsam da çok az kullanıyorum. Öyle eskisi gibi yoğun yoğun kullanmıyorum. Eskiden ben buraya çok yoğun kullanırdım mesela. Ama artık o huyumu tamamen bıraktım. Çünkü bir astım adayı oldum diyebilirim. Yani tamamen astım olmamak için de artık bırakıyorum bu çamaşır suyunu diyorum. Şöyle bakın, parlatıcı var. Bir de parlatıcımı da dökmek istiyorum. Biliyorsunuz parlatıcının da çok güzel, bakın, köpürme, çok güzel beyazlatma özelliği var. Herhangi bir marka olabilir. Hiç fark etmez. İster Şok'takini kullanın, ister Bim'dekini kullanın ama A101'dekini kesinlikle kullanmayın. Çok kötü kokuyor. İnanın tam bir hayal kırıklığı. Onun da altını çizeceğim. Şöyle kenarlardan artan sodamla bir güzel olmak istiyorum. Bakın gerçekten çok, baştaki videoyla şu anki video arasında çok bariz fark var. Bakın bembeyaz oldu gerçekten. Ha, baktınız ki baş edemediğiniz bir takım işte şu ulaşamadığınız yerler var. O zaman da işte bir tık çamaşır suyuna kaçmak zorunda kalabilirsiniz. Onda da zaten maske kullanırsınız diye düşünüyorum. Şöyle durulamak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir çamaşır suyu kullanmışım kadar tertemiz ve beyaz oldu. Benim mermerim, yani videolarımda da vardır, eski videolarımda bakabilirsiniz. En fazla şu kadar beyazlayabiliyor. Mesela şunlar bakın leke değil. Mesela şunlar leke değil. Şurada bir leke değil. Zaten mermer kullananlar çok iyi bilirler. Bu eski tip bir mermer olduğu için bu tarz lekeleri var. Evet, bakın sonuç şöyle görmüş olduğunuz üzere ortada. Yani bir dediğim gibi hem şöyle videomu şöyle bir kaydırın, en başa bir gidin, farkı görün, şu kısımları, şuranın özellikle bakın bu kısmı iyice bir bakın, nasıl bir fark oluştuğunu görün. Çamaşır suyu olmadan da bakın bu kadar bir temizleme, bu kadar bir beyazlık yapabiliyormuşuz diyorum. Ve videomun sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.